konusu olsun diye bir dakika bekleriz. Sonuçta biliyorsunuz adayımız var Selahattin Demirtaş. Şu anda Selahattin Demirtaş için biz burada bir seçim çalışması yürütüyoruz. Daha doğrusu yürüttük bundan önceki süreçte. Seçimlere kadar. Şimdi de 5 günlük bir seçim maratonu var şu anda biliyorsunuz işte. Burada işte standı kurduk ve buradan da gözlemcilik yapıyoruz. İçeride de gözlemci arkadaşlarımız var. Peki Almanya medyasında takip ettiğimiz kadarıyla çoğu yerde AK Partili gözlemcilerin olduğunu, CHP'lilerden çok en az 81 kişinin eksik olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Yani zaten YSK'nın bir kararı var. %10 barajını aşamayan partilere, örneğin diyelim ki HDP'ye sandık kurulu üyeliği verilmiyor. Ama gözlemcilik hakkı var. Şimdi diğer partilerin, diyelim ki CHP'nin veyahut da MHP'nin üyelerini tamamlayamama durumu var söz konusu. Dolayısıyla da buna paralel olarak da diyelim ki biz HDP olarak sadece gözlemci olarak katılabiliyoruz. Fakat burada ciddi anlamda AKP tarafından yapılan bir engelleme söz konusu. Şimdi Münih'te ben doğrudan buradaki yetkili konsolosluğun ya da görevlilerin buna dahil olduğunu söylemek istemiyorum. Fakat bu anlamda burada ciddi ihlallerin olduğu bizzat arkadaşlarımızın yaşadıklarından, pratik deneyimden ortaya çıkıyor. Bir kere adayımız var, Selahattin Demirtaş bizim adayımız ve bu adayın buradaki destekleyenleri ve HDP destekleyenlerin bırakalım sandık kuruluna girmesi, tamam anladık, böyle bir yasa çıkarttılar. Bu antidemokratik bir yasadır. Fakat gözlemci olarak bile arkadaşlarımızı orada dışlamaya çalışıyorlar. Bunu bile kabul etmek istemiyorlar. Şimdi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ve giderek biraz önce işte birçok vatandaş da burada her gün onlarca yüzlerce insan gelip bize şöyle bir şikayette bulunuyor. Randevu verilmesine rağmen ikinci defa, üçüncü defa geri gönderilen ve hatta bugün dördüncü defa gelip ama buna rağmen oyu bilgisayarda gözükmüyor diye geri gönderilen insanlar var. Bunu öyle bir spekülasyona şimdi şu anda girmek istemiyorum. Fakat birçok soru işareti doğuruyor bu. Ve insanların kafasında ister istemez, yani bunu tabii seçmenler söylüyor, birçok insan bunu söylüyor. Burada bilinçli bir yaklaşımı var ve bu şüphe giderek sabitleşmeye başlıyor tabii ki. Yani bundan da herkes emin olsun. Şimdi Avrupa'daki bu seçimler giderek bir skandala dönüşüyor. Yani böylesi demokratik bir seçim falan olamaz. Başkonsolosa gidiyorsunuz, YSK'nın oradaki sorumlusu olmuş oluyor aynı zamanda ve hiçbir şey yapamam diyor. Peki o zaman siz ne işe yarıyorsunuz? Niye oradasınız? Sizin göreviniz nedir? Ve işin daha da ilginç yanı dışarıda burada dün arkadaşlarımız bunu tespit ettiler ve gittik ve bizzat ben gidip orada bir tartışma yaşadım. AKP burada salonun önünde propaganda broşürleri dağıtıyor. Göya insanlara nasıl oy kullanması gerektiğini gösteren broşürler ama içinde de Erdoğan'ın resimleri olan broşürler. Şimdi buna biz orada müdahale etmeye, tabii elimizde belgeler var, müdahale ettik, içeride bunu konsolosa bildirdik, konsolos bir şey yapamayacağını söyledi, fakat konsolosa şunu hatırlattık, içeriye bu bildirilerle, bu broşürlerle girdiği andan itibaren dışarıdaki AKP'liler insanları suça teşvik etmiş oluyor. Çünkü seçim sandığının çevresinde hiçbir şekilde ne rozet, ne parti amblemi, ne bildiri, ne resim hiçbir şekilde olamaz. Fakat bu uyarımız ve dayatmamız sonucunda kendisi dışarıdaki görevlilere bu broşürlerle geldiği zaman insanları içeriye almayın, gelenleri almayın diyerek uyardı. Rozetiyle orada, parti rozetiyle dolaşıyor. Bugün açık açık bir arkadaşımız anlattı, müşahit bir arkadaşımız. Geliyor oraya açık AKP'ye oy veriyor, Erdoğan'a tercihli mühürünü herkesin gözünün önünde basıyor. Müdahale etmeye kalkan diğer partilere de tehditte bulunuyor, hepinizi yakarım diye. Ve konsolosluk buna rağmen onun oyununu geçerli sayıyor. Yani böylesi usulsüzlükler var ve bu skandaldır artık. Kimse burada yurt dışında demokratik bir seçimin olduğunu, yani bırakalım bilgisayar sistemindeki zaten bu aksamalar ve yüzlerce insana karşı yapılıyor bu. İnsanlar 200-400 kilometre uzaklardan geliyorlar. Bu artık yurt dışında yapılan bu seçimler tamamen bir skandal.
İnsanların dediğini de burada tekrarlıyorum, tekrar ifade ediyorum. Bunun arkasında bilinçli bir girişim söz konusu. Bilinçli bir girişim söz konusu. Bu da bize aynı zamanda şunun işaretini veriyor. Ülkemizde bu seçimlerin nasıl gerçekleşeceğini, hangi boyutlarda ve ne gibi yolsuzlukların ve ne gibi usulsüzlüklerin yapılacağının bir göstergesidir aynı zamanda. Bir de bir kere şöyle bir şey söyleyelim. Burada oylar sayılmıyor. Oysa ki demokratik bir sistemde, demokratik bir anlayışta ne olurdu? Oylar burada sayılırdı ve sayı YSK'ya bildirilirdi, oy sayısı. Hayır, öyle yapılmıyor. Çuvallarla bağlanıyor, toplanılıyor ve tek merkezde toplandıktan sonra uçakla ülkemize gidecek. Peki kim denetleyecek bunu? Kim denetleyecek? Mühürlü çuvallar. O çuvalları mühürlü çuvallarla değiştirmek çok zor bir şey değil. Kim denetleyecek bunu? Bu nedenle bu seçim başlı başına bir skandal, antidemokratik ve kesinlikle ve kesinlikle ülkemizdeki seçimlerin genel anlamda nasıl gelişeceğini gösterecek. Yani içler acısı bir durum. Bence herkes her yerde demokratik tepkisini göstermek zorunda. Kesinlikle öyle. Merhaba efendim. Merhaba. Siz oy kullandınız mı? Kullandım oy. Peki. Ama zarfı tersine koyunca görünmüyor. Hani zarfın kapatıldığı tarafa oy bas, mühürü bastığımız tarafı koyarsak belli olmuyor. Ama arka tarafına doğru koyulursa birazcık görünüyor gibi. Peki ilk defa Almanya'da oy kullanıyorsunuz. İlk defa kullanıyorum. Bunun yansımaları nelerdi sizce? Valla iyi olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. İlk defa kullanıyorum. Türkiye'de de hiç kullanmadım. Peki bu seçimlerin demokratik olduğuna inanıyor musunuz? Şu anda benim gözümle değil. Çok kötü bir sistem var şu anda içeride. Bir karışıklık var. Anlaşıldığı gibi biz de ilk defa oyumuzu kullandık. Ve Avrupa sistemiyle Türkiye sistemini biraz karşılaştırdık. Böyle duyumlar bayağı bir aldık. Ben de oyumu ilk kullandığımda yukarıya kaldırdığımda aydınlığa biraz kaldırdım mı anında kime oy verildiği tespit edilebiliyor. Yani çok güzel bir şekilde gözüküyor kime verildiğine dair. Yani bunun da yapılması bir tekim yani belli oluyor AKP'nin oyununa geldiğimize dair. Oyların sonradan çöpe atılmamasıyla ilgili. Ya şimdi seçim sandıklarında zaten Selahattin Demirtaş adına katılmak isteyenlere hiçbir şekilde izin verilmiyor. Çünkü artı 10 barajını geçemediğimiz için bu hak bize tanınmıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yasalara belirtilmiş bu. Arkadaşlarımız zaten dışarıda milleti aydınlatmak amacıyla her türlü girişimlerde bulunuyorlar. Propaganda yapmamak amacıyla sadece nasıl oy kullanacaklarına, nelere dikkat edeceğine dair. Yani ben de onu diyecektim. Biz ne kadar milleti aydınlatsak bile sonuçta oylar onların eline geçiyor. Ve ne biçim şekilde kullanılacak hiçbir fikrimiz yok. Oylar zaten gözüküyor. Bunu komisyon üyelerine de belirttik. Böyle adil seçim yapılmaz diye. Arkadaşlar ciddiye alırız diye söz konusu geçti yani. Sonuçta bundan da bir şey çıkmayacağına... Biz umutsuzuz. Yani. Umutsuzuz bu seçimden. Bu seçimden olmadığına inanıyorsunuz. Doğru. Ben tutanaklara da yazdırdım. Bir arkadaşın iki kere oy kullanmasına şahit oldum ve tutanaklara geçmesini istedim. Bu yasal görevim. Sandık başkanının ilgileneceğini söyledi. Orada bulunmama rağmen sandık başkanı bunu tutanaklara geçirmek istemiyordu. Ve yasalar da belirtiyor. Bir kişi bir kere oy kullanır. İkincisine kullanamaz. Yanar oyu. Her tarafında demokratik ülkelerde bu geçerlidir. Ama maalesef Türk yasalarında gene hüsrana uğradık. Merhaba. Ben Freising'den katılıyorum. Yaklaşık 40 senedir Almanya'da yaşıyoruz. İlk defa oy kullanıyorum. Beni bu sefer çok kızdırdılar. Bu kadar hırsızlık yapıldığı için oy kullanmaya geldim. Yani sonuçta hapis yatmış bir başbakan başka bir ülkede olamaz. Bir tek Türkiye'de böyle bir durum var. Yani bunun demokratik bir şekilde gideceğine inanmıyorsunuz. Yani yine bir... Ya bu oyların kesinlikle adil olacağına yine inanmıyorum. Şüpheliyim yani. Bizim başbakan bizi anlamadı bir türlü. Bizim toplum diktatörlük görmüş bir toplum değil.
Almanlar görmüş, Fransızlar görmüş, insanların cumhuriyetiyle, insanların özgür düşüncesiyle, hürriyetiyle, her şeyine karışıyor. Futboluna, çocuklarına, Tayyip her yerde, her şeye karışıyor. Yani beni temsil ettiğini, benim başbakanım olamaz böyle bir insan. İnşallah cumhurbaşkanı olarak adil, demokrat bir insan gelir ülkemize diye umut ediyorum. Eşimin düşüncelerine katılıyorum. Yani bizim için önemli olan cumhurbaşkanlığı bütün kesimi temsil etmesi lazım. Ayırt etmemesi lazım insanların nereden geldiği, ne olduğu. Bu benim için çok önemli. Yani bizim için çok önemli. Adil bir seçim olacağına inanmıyorsunuz yani. Ya umut ediyoruz, inşallah diyoruz ama yani şüphelerimiz çok. Evet. Efendim? Merhaba. Siz oy kullanmaya nereden katılıyorsunuz? Biz Erzincan, Münih'ten katılıyoruz. İlk defa oy kullanıyorum. Oyumu da Ekmelettin oğluna verdim. Onu kazanmasını da istiyorum. Peki, Türkiye'yi de düzene sokar inşallah. Hayırlısı. Peki oy kullandınız. Oy kullanmada zarfların çok kolay bir şekilde gözüktüğü anlaşılıyor. Bu konuda hiç dikkat ettim. Arkasına da baktım, önüne de. Göremedim öyle bir şey. Gözüküyor. Oy arkadan bastığın zaman oradan gözüküyor. Ama koyduğun zaman onlar diyor ki içe doğru koy. Hayır. Zarfın tersini koyduğun zaman görünmüyor. Gözükmüyor. Peki siz de ilk defa oy kullanıyorsunuz. Evet. Bunun Türkiye'de demokratik bir şekilde oyların gideceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorum vallahi inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Ben bak. Türkiye'den ben 1972'den beri buradayım. İlk olarak oyumu kullanıyorum. O da virüs girdi. Boşuna geldim. Oyumu kullanamadım. Kullanamadım. Boşuna. Virüs girdi. Her oy zamanında virüs mü giriyor? Ne olursa herhalde bu sefer de kedi girmedi. Virüs girdi buraya. Kullanmadım. Kayıt dışı görünüyorum. Bunu demokratik bir şekilde yürüdüğüne inanmıyorsunuz. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum bundan ben. Bundan da iyi bir sonuç alınacağına da inanmıyorsunuz. Ona da hiç inancım yok. Hiç inancım yok. Oyların bu kadar buraya taşmasından, burada fazla olduklarından dolayı kendi insanlarına hepsi zaten bir ortada belli görünüyor yani. Kimin kime oy verdiğini de karşıdan biliyorlar. Nasıl olacağını da bizden benim verdiğim oydan onlar daha iyi biliyorlar kime ben oy verdiğimi. Ben hakkımı helal etmem. Bir oyum vardı onu da kullanmadım. Hakkımı helal etmiyorum. Kazandıklarında Türkiye için hayırlı ve uğurlu olsun. Her kim olursa olsun hayırlı ve uğurlu olsun. Ona başka bir şey diyeyim. Kurtulur Erdoğan'da. Ya, tabii olsun. Ben kendi düşüncem ama kurtulmasını da isterim yani. Bizi kurtaran layık, demokrat. Demokrat insan isteriz. Oy kullanmaya geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Biz Bamberg'den geliyoruz. Bamberg'den geliyorsunuz. İlk defa Almanya'da oy kullanıyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? La bu şansı bize verenlerden Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Hı-hı. İnşallah katılımların daha da çok artmasını temenni ediyoruz. Yani büyük bir heyecan, coşku içindeyiz. Demokratik. İlk defa Cumhurbaşkanı halkın kendi oylarımızla seçilmesinden ona çok memnunuz. Yani randevu sistemini aslında ben doğru bulmuyorum. Özellikle ailelerin ayrı ayrı günlere randevu verilmesini doğru bulmuyorum. Yani biz yine Münih'ten geliyoruz. Bizim gelme imkanımız vardı ama uzaktan gelenlerin tekrar git gel yapması biraz sıkıntı olur diye düşünüyorum. Önce sizi bir tanıyalım. Siz Münih'ten mi katılıyorsunuz bu seçime? Hayır, ben Misvart'tan katılıyorum. Misvart'tan katılıyorsunuz. Evet. İlk defa Almanya'da oy kullandınız. Aşağı yukarı ömrümde ilk defa oluyor. Doğrusu da bu. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istediniz? Geç kalınmış bir şeydi galiba değil mi? Yani hem de çok geç kalınmış. Aslında ne bileyim yani herkesin gönlünde bir aslan yatar. Yani, İnşallah bizim aslanımız da bu sefer biraz en azından bir değişiklik olur. Peki, sizce demokratik bir şekilde oy dağılımı olur mu Türkiye'de? Şahsi görüşünüz tabii. Vallahi şahsi görüşüm hiç şimdiye kadar bir demokrasi seçim olmadı. Daha doğrusu. Biliyorsunuz genellikle gücü olan işi götürüyor. Türkiye'de böyle diyorsunuz. Türkiye'de böyle. İlk defa Almanya'da oy kullanıyorsunuz. Evet, bu çok mutluyuz. Ne söylemek istersiniz? Geç kalınmış bir şey mi diyorsunuz? Tabii ki çok kalın. En az bir 30 yıl geç kalınmış bir durum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en iyi şekilde sonuç alınır. Şahsi görüşünüz demokratik bir şekilde bu oylar dağılır mı?
Tabii kuşkularımız var. Kuşkuluyuz. Temennimiz demokratik bir şekilde nasıl ne şekilde oy kullanmışsak inşallah oylarımız da o şekilde yerine ulaşır diye düşünüyorum. Nereden katılıyorsunuz seçime? Ben Rozanayım. Rozanayım. Evet. Türkiye'nin gidişatını iyi görmüyorum. Evet. Almanya'da ilk defa oy kullanıyorsunuz. Evet, ilk defa kullanıyoruz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Bu konu hakkında bura bizim kaldığım yere ben. Siz nereden katılıyorsunuz? Nürnberg'den katılıyorsunuz. Evet. Buraya geldik. Ben kaldığım yere buranın arası 220 kilometre. Ondan sonra ben internete girdiğimde kendi kimliğimi verdim. Ben kendim kullanabildim. İnternete hanımın da o anda verdiydim. Bakmadım. Buraya geldik. Hanım kullanamadı. Gidiyor. Siz kullanamadınız. 40 senedir veriyor. Özlemini çektiğim için oyu kullanamadım. Beyefendim. Almanya'da ilk defa oy kullanıyorsunuz. Evet. Peki bunun Türkiye'ye ne gibi yansımaları olabilir? Ne söylemek istersiniz? Vallahi hayırlı olsun diyoruz. Gerçi sistemde bir sürü sorunlar falan var. Bir sürü insan kullanamıyor. Vatandaş burada oturuyor ama oy kullanma yeri olarak Paris görünüyor. Hanım burada oturuyor. Kocasınınki bilmiyorum Frankfurt görünüyor. Yani bir sürü sorunlar vardır. Bu şekilde bu oyların dağılacağına inanmıyoruz. İnanmıyoruz tabii canım. Yani bu hiç Türkiye'de hiçbir seçimin demokratik olduğuna inanmadığımız gibi bu seçimin de demokratik olduğuna inanmıyoruz. Teşekkür ederiz. Buna rağmen de yine oyumuzu kullandık. Teşekkür ederiz. Hadi teşekkürler. Türkiye'de demokratik bir şekilde bu oyların dağılacağına inanmıyor musunuz? İnanmıyorum. Şahsen. Hayır. Almanya'da ilk defa oy kullanıyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Valla söyleyecek bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki demokratik bir şekilde bu oyların dağılacağına inanıyor musunuz şahsen? Valla biraz zor o. Biraz zor. Kuşkularınız var yani diyorsunuz. Ya kuşku değil yani bu yani demokrasi nerede var ki burada da olsun. Buna yani inanmıyorsunuz. Demokrasi yok şu anda dünyanın hiçbir yerinde demokrasi yok. Yani belli zaten şimdi bu birinci seçimde zaten kimse kazanacağını sanmıyorum. Çünkü yani sistem olarak %51'dir. Yani %51'i 3 kişide biri salmayacak ama bu seçimi belirleyecek olan Kürtlerin tercihi. Kürtler kimi tercih ederse Cumhurbaşkanı olacak. Münih şehrinden katılıyorum. Evet. Fakat geldik ne yazık oy kullanma şansımız olmadı. Sebebi ne olabilir? Sebebini Yüksek Seçim Kurulu'nun çok becerisine bağlıyorum. Normal şartlar altında TC kimlik numarası olan vatandaş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istediği yere oyunu kullanabilir. Şimdi gittim içeriye. Kesinlikle hiçbir memur, hiçbir kişi cevap dahi vermekten acizler. Sayın Dışişleri Bakanımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen böyle bir seçim bir daha olursa bu şekilde çorba şeyine dönmesin. Vatandaş burada gelip 80 kilometre, 100 kilometre, 200 kilometre gelen var. Kimse oyunu doğru dürüst kullanamadı. Gidiyor. Olay bu. Ben de teşekkür ederim. İlginize, alakanıza candan gönülden teşekkür. Ben Abdurrahman Gümrükçü, Türkiye'de memleketim Artvin, burada da Nürnberg'den geldim. 180 kilometre yolumuz var, tabii ki yollar çok kalabalık. Buna rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen geldik, oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah ülkemiz için ve bizim burada yaşayanlar, vatandaşlarımız için bir katkısı olabilir diyorum. Buradaki seçmenin oy kullanması, Türkiye'ye yansıması ne olabilir? Yani bizler de burada varız, biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Belki bu almış oldukları oylarla bize daha çok sahip çıkarlar ama ben o kanaatta değilim. Yani bu bir göz boyamaydı. Çünkü randevu sistemiyle hiçbir ülkede böyle bir şey olamaz. Yani oy kullandıracaksan bana randevu vermeyeceksin. Buraya geleceğim kimliğimle açacaksın. Çıkaracaksın kimliğimi ve diyeceksin ki tamam beyefendi siz kayıtlısınız ve oyuncu. Yani şimdi bizim vatandaşımızın yüzde kaçı acaba bilgisayar kullanıyor? Ve bir de perşembe günü olan olumsuzluklar vatandaşa çok büyük bir şekilde yansıdı yani. Çünkü bilgisayar sistemi çökmüş, randevu alanın dahi gününü değiştirmişler. Yani bu benim için çok içler acısı bir olay. Olmaması gerekli, örnek olması gerekli. Madem ki 53 yıl sonra bu ülkede, dış ülkelerde böyle bir olanağı tanıyorsun, o zaman olanağı daha güzel bir şekilde sunacaksın ki vatandaş da bundan yararlansın. Ama sen bana olanak tanımışsın, fakat karşıma çıkarmışsın bir randevu sistemi, bu olumsuz bir şey. Doğru değil ama biz dediğim gibi bütün olumsuzluklara rağmen oyumuzu kullandık. İnşallah desteklediğimiz adayımız seçilir. Ülkemizin de önü açılır diyorum. O da
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum YolTV'ye. Sizleri de izliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. İyi günler. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldin. Nereden katılıyorsunuz bu seçime? Ben Münih'ten katılıyorum. Evet. İlk defa Almanya'da oy kullanıyorsunuz. Çok güzel. Ya 50 sene. Yurt dışında daha doğrusu. Evet, 50 sene sonra bir hak kazandık, böyle bir hak kazandık. Bir şey mi? Çok geç kalınmış bir hak. Ama sonuçta hiç olmazsa 50 sene sonra olsa da bugün oyumuzu kullandık. Ve bu doğrultuda şimdi eve gidiyoruz. Peki çoğu milletimizle konuştuğumuz zaman sistemin çok yanlış olduğu, bilgisayar kullanamayan bir sürü birinci nesil insanlarımızın olduğu. Evet. TC kimliğinin burada tanınmaması hakkında ne söylemek istersiniz? Ya tabii bunlar işi yokuşa sürmektir. Aslında her elinde nüfusu olan, Türkiye Cumhuriyeti nüfusu olan bir vatandaş gelip Türkiye'deki gibi normal olarak oyunu kullanıp gitmesi lazım. Bunlar hepsi birer engeldir, birer yokuştur. Bu zaten Türkiye'nin demokrasiye geçmemesinin bir örneğidir. Bu zamanla tabii, ama zamanla hepsi düzelecektir inşallah diyoruz. Ve bu doğrultuda oyumuzu kullandık. Ben bir İç Anadolu Kürdü olarak kendi doğrultuna, kendi isteklerim doğrultusunda oyumu kullandım. Gidiyorum şimdi hanımla beraber. Peki bunun demokratik bir şekilde dağılacağına inanıyor musunuz? Vallahi aslında kuşkularımız %99. %1 hiç olmazsa, hiç bir ihtimal varsa onu hiç olmazsa o teselimizdir. Ama %99 tabii güvenmediğimiz, inanmadığımız, daha önce geçmişteki yapılan hataların ve yanlışlıkların ve hırsızlıkların ve bu konuda tek taraflı sistemin ezici çoğunluğundan da kaynaklanarak bizi tecrit etmelerinden, tecrübelerimizden dolayı bunu söylüyorum ben. Başkan ne gibi nitelikler taşımalı? Başkan tüm genel kitleyi, halkları temsil etmeli diye düşünüyorum. Örneğin dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun halkın başkanı genel halkları kucaklayıcı olmalı. Fakat şöyle baktığımız zaman, tabii ki yanlış algılanmasın burada, daha önce baktığımız zaman da çoğunluk neredeyse haklı orada, doğru orada diye bir düşünce var. Buna tabii ki çağdaş, demokrat düşünen insanlar katılmıyor. Ona bakarsak daha önce nice yolsuzluklar oldu. Tabii ki bu yolsuzluklar olmasa dahi, bir iddiadan ibaret olsa dahi, iddia bile çok önemli. İddiaya muhatap olan kişi halkın başkanı olarak halkın önüne çıkmamalı. Çıksa da halkı temsil ettiğine dair bir güven veremez. Bakıyorum da o yönü temsil eden çoğunluk, taban inadına gidiyor. Tüm gerçekleri görmezden geliyor. Kendilerine ne anlatsak, ne yazsak, ne konuşsak da kulak ardı yapıyorlar. Halkı temsil edecek aday bellidir. İyiden, doğrudan, güzelden, barıştan, emekten, özgürlükten yana kim ise ona verilmesi gerekiyor. Ben şahsen oraya verdim. Teşekkür. Sistemden şikayetçi olanlar diyorlar ki oy kullandığın zaman, kullandığımız zarfı havaya kaldığımız zaman kime oy verildiği anlaşılıyor. Bu konu hiç dikkatinizi çekiyor. Doğru. Doğrudur. Zarflar gözüküyor. Kaldırın yukarı, bakın. Evet. Bunun da yanlış olup... Çok yanlış bir şey. İşine gelmeyen çöpe atabiliyormuş. Atabilir. Peki demokratik bir şekilde bu oyların dağılacağına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Buradan oylar Türkiye'ye gittiği için ben onun bir garantisini veremiyorum. Türkiye'deki oy kullanım, ben kendim bir CHP'li olaraktan, kim bizim kendi milletimiz de olsa hiç fark etmiyor. Sonuçta herkes Başbakanımız Tayyip Erdoğan'a bütün oylarını verdiği için iyi ya da kötü, herkes onun her yolda, her yönde iyi olduğunu düşünüyor. Ama ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum. İslam'ı devlet, yani devleti İslam yapmaya çalışıyor. Baştan durmayı beceren bir arkadaşımız. Evet. Zaten tekrardan Osmanlı dönemine dönüyoruz. Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. İnsanlar birbirlerini kırmaya başladılar. Türklük, Kürtlük hepsini ortaya döktüler. Yani demek istiyorsunuz ki siz Almanya'da yaşadığınız halde Türkiye'deki bu gidişat sizi bile rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor tabii ki de, mutlaka. Bizim ailemiz orada, bizim insanlarımız orada, bizim yurdumuz, özü vatanımız orası. Biz ne kadar burada yaşamış olsak iddiayı, bizi büyük ölçüde ilgilendiren Türkiye.
Biz oraya gidiyoruz, izin yapıyoruz. Bizim çocuklarımız, geleceklerimiz. Biz bunları garanti altına almak istiyoruz. Eğer bu arkadaşın yapmış olduğu bir yoldan gidersek geleceğimizi çok kötü görüyorum. Bizim çocuklarımızın geleceğini çok kötü görüyorum. Hiçbir şeyinin görevlinin bulunmaması çok kötü gerçekten. Bu CHP'nin hatası mı? Evet, CHP'nin hatası tabii ki. Yani sorumluluk yok. Onlardaki olan birlik beraberlik kadar bizlerde yok, o birlik beraberlik yok. Hayır efendim, adam her tarafa atmış elini. Hayır. Hayır, CHP ile bir alakası yok. Bizlerde birlik beraberlik yok. Ha olsa da zaten hiçbir şey fark etmiyor. Ne kadar oylar kayboldu. Geçenki seçimlerde mesela CHP'nin kazanacağı yerlerde de AKP kazandı. Sonuçta ne yaparsanız yapın hiç fark etmiyor. Sonuçta hepsi gene aynı şekilde diğer tarafa gidiyor. Yani bizlerin aslında bu şu andaki yaptığımız oy bile benim için boşuna. Ama gene de tabii ki gelip kullanmak istedim. Boşuna çünkü ne yaparsanız yapın yani onlar gene başta olacaklar. Yine başa bu gelecekler yani. Bu düzen kırılacak. Bu böyle gitmeyecek. Eğer devam etmiş olsaydı Osmanlı onca sene hükmetmişti. Onlar devam ederdi. Bunun sonu gelecek. Tutkunlar birbirlerine. Ben size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Buradan giden oylar özel uçakla gidecekmiş. Lütfen dikkatli olsunlar. Oyları oynatmasınlar. Yani siz de bundan kuşku duyuyorsunuz. Yani ha, tabii. Kuşku duyuyoruz Türkiye'de olduğu halde. Güven yok. Olan burada da olur mutlaka, burada da olur yani eminim. Ha burada olmaz. Almanya'da rechtzeitig şey var yani ama orada kesinlikle yok öyle bir şey. Kendi ülkemizde. Işıklara bakıyorlarmış, ışıklarda o şeffaf zarflarda görüyorlarmış kime oy olduğu için. Tayyip olmadığı zaman çöp atıyorlarmış. Tayyip olduğunda okey. Ne kadar yaparsanız yapın. Hile bu kadar basit. Gene hile aynı şekilde devam edecek. Benim gözümde gene başbakanımız, cumhurbaşkanı olaraktan görevi gelecektir. Olmaz inşallah. Öyle çünkü ben bu konuda öyle hissediyorum. Çünkü ne yaparsanız yapın fark etmez. Aynen. Şimdi nasıl diğer şeylerde, bütün illerde AKP kazandıysa, CHP'nin alacağı yerde de aldıysa öyle yani. Başbakanımız da cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.